Mete Bey merhaba. Merhabalar Hülya Hanım, hoş geldiniz. Öncelikle siz hoş geldiniz programımıza. Eyvoğulları tarım olarak konuk olduğunuz yıllardır bölgenizde. Güzel hizmetleriniz zaten var. Bunu biz biliyoruz. Biraz sonra da izleyicilerimizle de paylaşacağız. Faaliyet hizmetlerle ilgili sohbet devam edecek ama önce izleyicilerimize hem sizi hem de buranın geçmişiyle ilgili ve hikayeyle ilgili paylaşım yapalım. Sizden dinleyelim efendim. Öncelikle Metin Demir kimdir? Metin Demir 1985 Iğdır Alkameli köyünde ikamet etmekte. Tarım sektöründe yaklaşık 30 yıla yaklaşık bir süreçten bu işle uğraşıyoruz. Sıraç paketleme sektörüne 6. yılımız oldu. Buradaki yaptığımız faaliyet ürünlerimizi paket yapıp müşterilerimize sunmak. Ama aslında aileden gelen bir değil mi? Nesiller boyu süren bir mesleğimiz var. Aynen. Yani tabiri caizse atadan dedeye, dededen de babaya, babadan da oğula geçen bir meslek. Nesillerdir sürüyor o aynen zaman. Aynen öyle. Peki birazcık hizmetleri açalım çünkü tarımın çok fazla alanı var. Siz de Eyvoğulları tarım olarak geçiyorsunuz ama neler var hizmetlerimizde? Konu başlıklarıyla ve içeriğiyle anlatabilir miyiz izleyicilerimize? Tabii ki. Şimdi ana temel ürünümüz sılaş. Sılaj ürünü tarlada yetiştirip bunu belli bir fermente edip ondan sonra 50 kilogramlık çuvallarla müşterilerimize sunmak. Birinci şeyimiz bu. Diğer ürünlerse yonca olur, saman olur vesaire ürünler yani hayvansal. Sap balyası, ot balyası, yulaf balyası olarak saman çeşitleriyle beraber de evet, firmanızın aynen. içeriği var. Aynen bu şekilde. Peki şimdi dışarıdan bakıldığında hizmet sektörüsünüz ama hizmet sektörünün aslında çok kolay gibi görünse de en önemli ve hataya mal vermeyen bölümündesiniz. Evet. Çünkü hani hayvanlara da verilen yemler de buranın kalitesiyle ölçülüyor aynı zamanda etleri de böyle. Hizmet verirken bu anlamda nelere dikkat eder Eyvoğlu Tarım? Buradaki birinci kavramımız şu, biz kendi çiftliğimiz de var bu arada. Çiftliğimizde zaten bizim yetiştirdiğimiz ve beslediğimiz simenten hayvanlarımız var. Bizim burada birinci amacımız şu, biz kendi hayvanlarımıza yedirmediğimiz ürünü satmayız. Harikasınız. Siz de çünkü hayvan üreticisi ve onları besliyorsunuz da evet. biliyorsunuz burada çiftliğinizde olduğu için. Peki şimdi tabii ki size hizmet vermiş olduğunuz kişiler de çok önemli. Kimlere hizmet veriyorsunuz? Öncelikle yakın illerimiz Kars, Ardahan, Ağrı, Artvin, Trabzon, Rize, Ağrı, Van, Malatya bu takım bölgelerimize ürünlerimizi satıyoruz. Bizim burada öncelikle özen gösterdiğimiz nokta şu. Bir müşteri ürünü aldığı zaman ben bunun içerisindeki bozuk olan ürünü aktaracağım yerine alacağım ürünü minimiz kaybı şekilde hayvanıma nasıl yedirebilirim? Bizim birinci gayemiz bu. Biz çiftçimize bunu sunuyoruz. Artı şöyle de bir prensibimiz var. Bunu sözde değil, özde olarak biz bunu gösteriyoruz. Müşterimize şu konumumuz var. Diyoruz ki bizden ürünü aldınız. Ürün kapınıza geldi. Ürünün malı indirmeden. Bir çuval, iki çuval, üç çuval açtınız. Sılaş paketleme için konuşuyorum. Ürünümüzde herhangi bir size görsel olarak sunmuş olduğumuz resimde aksi bir ürün geldiyse ürünü asla indirmeyin. Ürünü iade garantili alıyoruz. Garanti gönderiyoruz. Peki şimdi yoncalarda olsun, samanlarda olsun, medyada da verilir filan ve çiftçilerin de en çok sorduğu sorulardan biri de bu aslında ilaçlanarak gönderiliyor denmesi ve hayvanlara zarar vermesi. Bu anlamdaki önlemleriniz neler? Şimdi tabii yanlış bilinen bazı noktalar var, doğru bilinen bazı noktalar var. Biz direktmen bu işin hem yetiştirmesi, hem üretimi, hem de satış sevkiyatını bütün hepsini bir çatı altında yapıyoruz. Yoncaların ilaçlanması söz konusu değil. Çünkü yonca gübre verilir sadece, ilaçlama yapılmaz. Geri kalan ürünse de biz bu ürünleri tarlada yetiştirdiğimiz zaman müşteriye hani ilaçlıdır, ilaçsızdırdan ziyade bu ilaç yoncanın veya bu yemin nasıl nem oranını tutturabiliriz? Nasıl bunu minimize bir nem oranıyla müşterimize gönderip müşterimiz yarın öbür gün balyayı açtığında içindeki küfüyle uğraşmasın. Kuru madde oranına çok önem veriyoruz. Belirttiğim gibi kendi çiftliğimde de zaten bunu biz özen gösteriyoruz. Ve bizi tercih eden müşterilerin de %90'ından aldığımız öneri şu. Sizden aldığımız ürünlerden biz bir problem yaşamadık. Uzun süre dayanıklı da olabiliyor siz aynen öyle. Ve
daha çok tercih edilen, yani müşterideki öneri şu, daha çok tercih edilmemizin sebebi ise ürünlerimizdeki kalite, kalitede de ödün vermiyoruz. Harikasın, hizmette sınır yok yani. Çiftçilere hizmet veriyorsunuz daha çok, öyle değil mi? Daha çok çiftçilere, büyük ölçek, küçük ölçek, bunu hiçbir zaman ayırt etmiyoruz. Büyük ölçek olursa şöyle, küçük ölçek olursa böyle. Bizde 1 kilo alanda, 100 ton alanda müşterimizin değeri aynıdır bizim yanımızda. Satış potansiyeli aynıdır. Burada sadece şunu söylemek istiyorum. Müşterime ve çiftçilerimize ürün zamanında alınır. Ürün zamanında tedarik edilir. Aradaki bazı noktalar var. Depolanma, nakliyet. Bunları tarladan, tek amacımız tarladan çiftçiye bu ürünü ulaştırabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Peki, şimdi bu bölge halkı çok şanslı elbette ama birçok bölgeden de izleniyorsunuz şu anda da. Bizler çoğu zaman ne yazık ki diğer sektörler olduğu gibi uygundur deyip fiyatı merdiven altı yapan yerler de var. En büyük şikayet de aslında sizler gibi firmaların bunlar değil mi? Sektörümüzdeki sıkıntı aslında bunlardan değil, işi bilmeyenler yüzünden. Peki neye dikkat etsin çiftçiler? İyi olan samanı ya da yoncayı nasıl anlayabilirler? Var mı bunun bir formülü? Birinci formül şu, renk. Bir ürünü aldığınız zaman, al benimsi bir rengi olduğu zaman o ürünün zaten %90 iyi demektir. Al benimsi kötü oldu mu? Aslında şuradaki çiftçilerimizin özen göstermediği en büyük hususu şu. Örneğin Leipoğulları sıvacı satıyor 1 liraya. B firması satıyor 90 kuruşa. Müşteri 90 kuruşa yönlenmeden önce gelip yerinde malı görüp alması en büyük isteklerimizden bir tanesi. Görsünler, danışsınlar. Görsel olarak tabii ki. Bizim şimdi referanslığımız sadece mal satmakla değil. Para kaygısı olmadan, müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyorsunuz değil mi? Zaten. Yıllık üretim kapasiteniz nedir Metin Bey? Bizim şöyle diyeyim, ilk yıl 1000 tonla başladı. İkinci yıl 4000 ton. Üçüncü yıl 5000 ton. Bu yıl için 15000 tona ulaştık. Buradaki noktamız şu, yıldan yıla katmerlenerek, büyüterek bir ticari hayatımız oldu, bir tarımsal hayatımız oldu. Sizler gibi birçok yer görebiliyoruz çevremizde, siz de görüyorsunuz, kendi çevrenizde de var elbette ama birçok da kişi herkese kendi kalitesinden bahsediyor haliyle. Tabii ki. Sizi peki diğerlerinden ayıran özellik nedir? Neden Eyüboğulları'na gelinmeli, niye tercih edilmelisiniz, fark ne? Buradaki en büyük avantajımız şu, arazi kendimizin, yer kendimizin, üretim kendimizin, bunun satışı kendimizin, bir aile işletmesi olarak bugün bütün aile bireyi bir yerde çalışıldığı zaman aile bireyi en ufak detaya bile özen gösterir. Bugün Eyüpoğulları'nın kalitesi şu, bir aile işletmecisi, ikincisi ise kendi şöyle diyeyim yani birinci elden alıyorlar sizlerden değil mi? Bayilik aracılığıyla değil direkt size mi ulaşıyor çiftçiler? Biz zaten çiftçilerimize, biz çiftçimize bu köprüyü kuruyoruz zaten. Tüm bölgelerde aynı şey geçerli. Aynı şey Doğu geçerli. Karadeniz ve Doğu'ya hitap ediyorsunuz anladığım kadarıyla ama Türkiye'nin herhangi bir bölgesine istenirse eğer ihtiyacı karşılayabilecek durumda mısınız? İhtiyacı karşılayabiliriz. Yalnız biz hani para kazanacağız diye müşterimizin cebinden fazla para çıkmasını da istemiyoruz. Örneğin ona yakın olan bölgelerde öncelikle onları öneririz. Sizin bölgede, çünkü bu işin en büyük külfetlisi nakliye bedelidir. Bugün benim buradan örnek diyorum, Malatya'ya göndereceğim ton bazından veya başka bir ilden, yakın bir ilden oraya ulaşım sağlanabilmesi o çiftçimiz için, onların iyiliği için, ama öncelikle. Ama yine isterlerse yaparız diyorsunuz. Gönderiyoruz. Peki sadece bu Türkiye'de mi, yurt dışına da var mı ihracatınız? Yakın sınıra yakın bölgesiniz. Şöyle diyeyim, sıvaj olarak değil, sadece ot olarak Katar bölgesiyle çalışmışlığımız bir dönem oldu. Tabii orada da belli kriterler veya belli istekler var.
dönem çalışmamız oldu. Ondan sonra da şu ama istemese de yapıyorsunuz yine de. Yurt dışına da ihracat evet. var. Türkiye'nin adını duyuruyorsunuz aynı zamanda. Aynen. Peki, şimdi tabii yıllar önce burayı kurmuşsunuz da babadan atadan devraldık diyorsunuz. Evet. Önünüzde birkaç örnek var tabii. Baba ata örneğiyle başarıları var. O başarıların üzerine o koltuğa oturmak ağır gelir. Biliyoruz çünkü sürekli de onlardan daha da başarılı olmak zorunda hissedersiniz kendinizi. Hepimiz bunun bilincindeyiz. Kurmak kadar sürdürmek çok zor. Aradaki zorluğu yaşayan siz, biz şu an kurul düzeninizi görebiliyoruz burada. Evet. Peki, bugüne kadar geldiğiniz noktada aradaki zorluklar neydi? Şu anki yere gelmeyi hayal eder miydiniz peki Metin Bey? Tabii ki bir istek, bir hayal olmayınca insan hedefine ulaşamaz. Hı-hı. Biz ataların çekmiş olduğu zorlukları, yapmış olduğu hani teknik değil de çok ilkel bir tarımla yapmış olduğu başarıları, yaptıkları mücadeleleri görünce şu andaki teknik tarımla yaptığımız bir yandan şanslıyız da. Teknolojiyi kullanıyorsunuz. Tabii ki teknolojiyi kullandığımız için buradaki tek hedeflediğimiz nokta ne? Kaliteli iş yapmak. Az olsun, öz olsun. Hani 20 bin ton satayım. Hayvanlarımıza yararlı bir ürün olsun. Tabii ki. Şimdi bu ürünü sadece satmakla iş bitmiyor. Protein oranı, kuru madde oranı, bu takım şeylere çok önem vermek lazım. Yemiş olduğumuz etin kalitesi aslında onlara bağlı. Aynen. Bilincindesiniz sizler de. Halkı da etkiliyor çünkü sadece çiftçi değil, halkı da etkileyen bir unsur olduğunu farkındasınız da. Gıda var çünkü işin içerisinde. Evet. Peki var mı farklı projeleriniz ve yenilikleriniz? Siz sürekli çünkü yenilenmişsiniz, teknoloji bir arada kullanmışsınız, araştırıyorsunuz, gözlemliyorsunuz, durmamışsınız ve kaliteyi koruyarak hep bugünlere gelmişsiniz. Evet. Böyle insanlara ihtiyacı var Türkiye'mizin de. Bu anlamda peki başka yerlerde açılma ya da şube açmak gibi, farklı projeler gibi düşünceler var mı? Tabii ki. Şimdi biz örneğin az önce saydığım, belirttiğim illerden çeşitli bu işi yapan, toptan yapan arkadaşlarımız var. Onlarla iletişime geçip şube halinde, dispiratörlük halinde bayilik verebilirsiniz. Bir takım bayilikler veriyoruz. Satış kolaylığı, ödenek kolaylığı, bu takım şeyleri de müşterilerimize sunuyoruz. Yani bugün her şey para değil, para arka planda bizim için. Üretim, müşteriyi memnun etmek bizim zaten birinci hedefimiz. Biz bu hedefi hedefledik, yola çıktık. Şu anda da ulaşmış olduğumuz müşteri kitlesiyle, ulaşmış olduğumuz il sayısıyla, tonaj farkıyla biz zaten bunu hani kendini gösteriyor. Harika. Peki başarı tesadüf değil. Siz konuşurken anlıyoruz elbette bunu. Başarı yalnız olmuyor ama. Kaç kişi var efendim arkamızda? Ekip de var arkada çünkü. Bizim işletmemizde çalışan aile işletmesi bireyi olarak 5 kardeş bir babadan bu işle uğraşıyoruz. Ayrıca. Artı çalışan 10 ile 20 arası elemanla biz bu işi İş gücü arttıkça da tabii oradaki sayı artabiliyor değil mi? Peki termin süreleriniz de çok önemli. Çiftçilerin en büyük şeyi zamansızlık. Onu biliyoruz sürekli çünkü zamanla yarışıyorlar. Bu anlamda peki sizden istendiğinde ürünü ne kadarlık sürede teslim edebiliyorsunuz? Bugün şöyle varsayalım. Bizim bir ilimizle aramız 10 saatse 20. saatte ürün kapısındadır. Harikasınız. Bu takımda anında. Da anında. Çünkü bugün bu ürünün yetişmeye zamanı vardır. Yere ulaşması için zamanla bir zamanı vardır. Oradaki müşterimiz de şunu diyor. İşte ben şu ürünü ne kadar kısa sürede temin edip yerine bırakırsam, farklı bir işimle uğraşırsam, çünkü zaman çok önemli. Evet. Bizim için zamanla yaz sektöründe bazen bir saatimiz bir ayımıza bedel oluyor. Harikasınız. Peki her gün mü çalışıyorsunuz mesai saatleriniz yoksa belli günlerde mi? Şimdi bizde belli sezon dediğimiz, tabir ettiğimiz dönemimiz var. Sıraj dönemimiz 7. ayın 15'inden hazırlık yapılır. 8. ayın 10 ile 15 arasında hasada başlanır. Ta 11. aya kadar, Kasım ayına kadar bir hasat sürecimiz var. Sıraj paketleme için konuşuyoruz. Bu süre içerisinde müşterimizin alacağı her tonunda hasat dönemine denk geldiği için minimum 30, maksimum 60 lira tonla kar ediyordur. Yani bir müşterimiz bugün 100 ton mal alırsa Eyüp oğlarından, hasatta alırsa
yapacak yer 3 bin ile 6 bin arasıdır. Harikasın, bunu belirtelim o zaman. Son olarak da sizleri destekleyen, burayı gelmeyi tercih eden çiftçilere, izleyicilerimize, şu anda sizi görüp hizmet almayı isteyen çiftçilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle almak istediğiniz ürünü yerinde görme şansı veya size gösterme şansı veren firmalardan alışı yapmanız birinci önerimizdir. Ürünü zamanında alın, hasadı zamanında yapın. Danışın bize. Danışın. Demeyin 20 hayvanım var, deyin 18 hayvanım var. İki hayvanınızı gözden çıkarın, zamanınızda ürününüzü kapınıza alın. Daha sonraki oluşacak işte yükselmelerde, piyasa yükselmelerde eksi olarak yansımasın size. Mağdur olmayın. Mağdur olmayın. Ürününüzü zamanında almadan tercih ediyoruz. Eyboğulları Tarım'a da gelin danışın diyelim. Tabii ki. Buradan. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilere çok teşekkür ediyorum. Hem kendi bölgenize hem Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli farklı hizmet anlayışınız için de umarım uzun nesiller boyunca Eyboğulu Tarım'ın da ismini duymak dileğiyle farklı programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın Metin Bey. Başarılar efendim. Teşekkür ederim. Size de çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.